Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 5. sınıf matematik kazanım kavrama testleri ile dersimize devam ediyoruz. Kazanım kavrama testi 28'deyiz arkadaşlar. Zaman ölçme konusu birinci sorumuz ile dersimize başlayalım. Şimdi burayı küçültelim biraz. Evet. 7 saat kaç saniyedir diye bize sormuş. Arkadaşlar. 1 saat 60 dakika 1 dakika 60 saniyedir. Şimdi biz diyoruz ki ilk önce 1 saatin kaç saniye olduğunu bulalım. 1 saat 60 dakikaydı. 1 dakikada 60 saniyedi. Yani 60 dakika 60 çarpı 60'tan arkadaşlar 3600 saniyedir. Bu ne? Bu 1 saat. Bize 7 saati sordu. 1 saat 3600 saniye ise 7 saat 3600 çarpı 7'den bulunur. Burası 25200 saniye olarak geldi. A şıkkımızı işaretleyelim. Şimdi 2'ye geldim. 8640 dakika kaç gündür? İlk önce kaç saat olduğunu bulalım. 1 saat 60 dakika olduğu için 8640'ı ben geliyorum 60'a bölüyorum. 60'a böldüğümüzde 144 saat yapar. Bir gün 24 saat arkadaşlar. 144 saatin kaç gün olduğunu bulmak için 144'ü 24'e bölüyorum ve de altı gün olarak buldum. Başlıkımı işaretledim. Dördüncü soruya bakalım hazır bu sayfa açıkken. Selim'in evi ile market arası 540 metredir. Dakikada 60 metre yürüyen Selim markete gitmek için 11.42'de evden çıkmıştır. Markette 5 dakika kalan Selim hemen eve döndüğüne göre eve saat kaçta dönmüştür? Dakikada 60 metre yürüyor. Ev ile market arası 540 metre. 540'ı 60'a bölelim arkadaşlar. Biz 540'ı 60'a böldüğümüzde 9 dakika olarak buldum. 9 dakika gidecek, 9 dakika gelecek toplamda 18 dakika yolda geçiyor. 5 dakikada arkadaşlar markette geçiyordu. Yani toplamda şöyle söyleyelim. Evden çıktıktan 23 dakika sonra geri eve gelecek. Evden kaçta çıktım? 11.42'de çıktım. Buna arkadaşlar 23 dakikayı ekleyelim. 2 ile 3 topladım 5. 4 ile 2'yi topladım 6. 1 ile 0 topladım 1. 1 ile 0 topladım 1. 11 65 yapıyor. Arkadaşlar 65 dakika dediğimiz 1 saat 5 dakika olduğu için ben 1 saati yan tarafa veriyorum. Yani 12.05'te tekrardan eve döndüğünü bulmuş olduk. 5. soruya bakalım. İki kardeş arasında 2 yıl 4 ay 6 gün yaş farkı vardır. Kardeşlerden büyük olan 12 10 2012 tarihinde doğduğuna göre küçük olanın doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şimdi aralarında ne kadar varmış? 2 yıl 2 yıl 4 ay 6 gün. Büyük olan 12 10 2012'de doğmuş. Şimdi buraya 12 şöyle kalemin daha belirgin bir renk alalım. 12 10 2012 2012 Aralarında 2 yıl 4 ay 6 gün var. Pardon şurayı yanlış yaptık. Üst tarafı yanlış yazdık. İlk önce yıl yazılıyordu. İlk önce gelelim yılı yazalım. 2012 sonra ay 10 sonra gün. Aralarında ne kadar vardı? 2 yıl. Burası 002 oldu. 4 ay 04 ve 6 gün. Burayı topluyorum. Bakın 12 ile 6'yı topladım. 18. 10 ile 4'ü topladım. 14 olur arkadaşlar. 14 ay 1 yıl 2 ay yaptığı için. Ben buraya sadece 2'yi yazıyorum. Buraya 1 yılı yazacağım. 2012 ile arkadaşlar 2'yi topladım. 2014, 2014'e 1'e ekledim. 2015. Yani. 18. 02. 2015. 15'te doğmuştur diyoruz. Bu küçük kardeş arkadaşlar. C şık, pardon şöyle C şıkkımızı işaretleyelim. Sayfamızı temizleyip devam edelim. 3 ve 4'e birlikte bakalım. Aşağıdakilerden pardon 3 ve 6'ya birlikte bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi 1 ayı 30 gün olarak alıyoruz. 7 dakika 17 saniye kaç saniyedir? 1 dakika 60 saniye olduğu için arkadaşlar 7 dakika 7 çarpı 60'tan 420 saniye olarak geldim. 427 17 ekledim. 437 saniye doğru. B'ye geldim. 3 saat 36 dakika kaç dakikadır? Şimdi 1 saat 60 dakika olduğu için 3 ile 60'ı çarpıyorum. 180. 180 36'ya ekliyorum. 216. Burası da doğru oldu. C'ye geldim. 4 ay 15 gün kaç gündür? 1 ay 30 gün olduğu için 4'ü 30 ile çarpıyorum. 120. 120'yi 15 ekledim. Burası 135 gün olarak gelir. Burası yanlış oldu. 2 yıl 8 ay kaç aydır? 1 yıl 12 ay olduğu için 2 yıl 24 aydır 24'e de 8'e ekledim. 32 ay olarak buldum. Burası da doğru oldu. Yanlış olan şıkkımızı C şıkkımızı işaretledik. 6. soruya geldim. 15.06.2015 tarihinde Almanya'ya giden Burak. 10.09.2015 tarihinde geri dönmüştür. Burak Almanya'da kaç gün geçirmiştir? İlk önce yıl yazılıyor. 2015. Sonra ay, sonra gün. Yine aynı şekilde ilk önce yıl sonra ay sonra gün. 10'dan 15 çıkmayacağı için buradan bir ay alacağım. Burası 8 aya düşüyor. 1 ay 30 gün olduğu için burası 40 güne çıkıyor. 40'tan 15'i çıkardım. 25. 8'den 6'yı çıkardım. 2. 2015'ten 2015 çıkardım 0. Yani arkadaşlar 2 ay 25 gün geçirmiştir. 1 ay 30 gün olduğu için 2 ay 60 gün oldu. 60'la da 25'i topladım. Almanya'da 85 gün geçirdiğini bulduk. 7 8 10 11. 4 soruyu beraber yapalım. Derslerin 40 dakika, teneffüslerin 10 dakika olduğu bir okulda dersler saat 8.40'da başlamaktadır. Her dersten sonra teneffüs olduğuna göre öğrenciler 4. dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Arkadaşlar şimdi şöyle. Sabah 8.40'da ilk derse giriyorlar. 40 dakika ders oluyormuş. 9.20'de ilk dersten çıkacaklar. İlk teneffüs 9.20'de başlıyor. 10 dakika sürüyor ve 9.30'da tekrardan ikinci derse başlıyorlar. İkinci ders 9.30'da başlayıp buna 40 eklediğimizde 10.10 -10 olur. İkinci teneffüse 10.10'da giriyorlar. 10.20'de çıkıyorlar. Üçüncü derse 10.20'de girip Tam 11.00'da çıkıyorlar. Şimdi üçüncü teneffüse geldiler. 11.00'da girdiler. 11.10'da çıktılar. Dördüncü derse 11.10'da girip 11.50'de çıktılar. Bize ne sormuştu arkadaşlar? Dördüncü dersten çıktığında saat kaçı gösterir? Saat 11.50'yi gösterir dedim. 8. soruya bakalım. Saat 9.50'de başlayan bir film 11.40'da bitmiştir. Ara vermeden yayınlanan bu film kaç saat kaç dakika sürmüştür? Arkadaşlar 11.40'tan 9.50'yi çıkaracağım. 40'tan 50 çıkmayacağı için buradan 1 saat alacağım. Burası 10 saate düşüyor. Burası 1 saat 60 dakika olduğu için burası 100 dakika oldu. 100'den 50'yi çıkardım. 50 10'dan 9'u çıkardım bir Yani film 1 saat 50 dakika sürmüştür dedik. 10. soruya bakıyorum. Bozuk bir saat her 24 saatte 5 dakika ileri gitmektedir. Saat ayarlandıktan 1 ay 11 bir ay sonra 11.45'i göstermesi gerekirken kaçı gösterir? Şimdi arkadaşlar bir ay 30 gündür bir gün ise 24 saattir 30'da 24'ü çarpacağım ki bir ayın kaç saat olduğunu bulalım 30 çarpı 24 bize 720 saat yapar her 24 saatte bir 5 dakika ileri gidiyordu saat 720'ye 24'e böldüm. 30 yaptı. Yani aslında şunu şöyle de diyebilirdik. Her 24 saat dediğimiz zaten bir gün. Bu ne demek oluyor? Her bir günde 5 dakika ileri gidiyor. Bir ayda 30 gün olduğu için 30 defa ileri gidiyor diyebiliriz. Direkt arkadaşlar öyle yazalım. 30 çarpı 5'ten 150 dakika ileri gidecek. Şimdi 150 dakika kaç saat kaç dakika yapıyor? 2 saat 30 dakika yapar. Normalde 11.45'i göstermesi gerekiyormuş. 11.45'e buçuk saati ekliyorum. 45 ile arkadaşlar 30'u topladım. 75, 11 ile 2'yi topladım. 13. Şimdi 75 dakika 1 saat 15 dakika olduğu için burası 14, 15 olarak geldi. 11. soruma bakıyorum. 28.07.1998 tarihinde işe başlayan Furkan 05.06.2009 tarihinde işten ayrılmıştır. Furkan bu işte ne kadar süre çalışmıştır? İlk önce ayrıldığı zamanı yazalım. Şöyle burayı temizleyelim arkadaşlar. İlk önce yıl 2009 sonra ay 06 sonra da gün yine aynı şekilde ilk önce yıl sonra ay sonra gün 5'ten 28 çıkmayacağı için arkadaşlar buradan bir ay alıyorum burası 5 aya düşüyor bir ay 30 gün olduğu için burası 35 güne çıkıyor 35'ten ben 28'i çıkardığımda arkadaşlar 7 gün olarak buluyorum. Buraya 7'yi yazalım. 5 aydan 7 gün çıkmayacağı için buradan 1 yıl aldım. Burası 2008'e düştüm. 1 yıl 12 ay olduğu için burası 17 aya çıktım. 17'den 7'yi çıkardım. 10 2008'den 1998'i çıkardım. 10 yıl. Yani 10 yıl 10 ay 7 gün. Şıklarımıza baktığımızda doğru cevabımız C şıkkımızda. Sayfamızı temizleyip son iki sorumuzu da çözelim. Saat 21.50'de uyuyan melek, saat e, melek 10 saat 20 dakika uyuduğuna göre saat kaçta uyanmıştır? İlk önce 21.50'den 24.00'a kadar ne kadar var onu bulacağız. 24.00'dan yani gece yarısına kadar buraya gece yarısı diyelim. 24.00 aynı zamanda 00.00'a eşittir. 24.00'dan 21.50'yi çıkaralım. 00'dan 50 çıkmayacağı için buradan saat alıyorum. Burası 23 saate düşüyor. 1 saat 60 dakika olduğu için 60 oldum. 60'dan 50'yi çıkardım 10. 23'ten 21'i çıkardım 2. Yani 2 saat 10 dakika sonra saat 00 oluyor. Ne kadar uyuyordum? 10 saat 20 dakika. 10 saat 20 dakikadan 2 saat 10 dakikayı çıkarıyorum. Burası 8-10 yapıyor. Yani arkadaşlar sabah saat 8'i 10 geçe uyanmıştır. Son soruma 12. soruma bakıyorum. Bir eğlence merkezindeki bilgisayar oyununun tarifesi aşağıda verilmiştir. Arif bu eğlence merkezinde bilgisayar oyunu oynamış ve 11 TL ödemiştir. Arif kaç dakika bilgisayar oyunu oynamıştır? Başlangıç ücreti zaten 5 TL. 11'den 5'i çıkardım. 6 TL kaldı. Yani her dakika 50 kuruş ise ve toplamda 6 TL ödediysem kaç dakika oynadığını bulabiliriz. 50 kuruşu ne demek? yüzde %50 TL demek. 6'yı ben yüzde %50'ye böleceğim. 6 bölü 50 bölü 100 olur. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. %50 sadelesin. Burada 2 kaldı. 6 çarpı 2'den 12 dakika bilgisayar oyunu oynadığını buldum. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.